Erzincan'a girdim. Ne güzel bağlar. Erzurum'a vardım. Dumanlı dağlar. Uyanamam anam. Nasıl dayanam? İsminizi size kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Leyla Eroğlu. İşte Camililer Derneği dolayısıyla buradayız. Türkiye'deki anneme, o erkek kardeşime, gelinimize hepsini öpüyorum. Çocukları öpüyorum. Kaynanamı, kayınbabamı öpüyorum. Herkese selam söylüyorum. Bakan herkese selamlar. Sizin göreviniz ne burada? Vallahi benim görevim hazır parayla alıp yemek. Ben hazıra geldim hazır yemek için. Başka da öyle bir görev yapmadım bilmiyorum. Amcanın görevi ne? Amcanın görevi kasacılık. Kasa yapıyor. Kasada. Kasadaki amcası. Sana bir dörtlü gönderdi o. Teşekkür ettim. Gençliğinde çok dörtlü söylüyormuş sana, doğru mu? Doğru. Söyler. Turumuza tüm hızıyla devam ediyor. Başkanım, özel isteği olarak Fikri Baba ile bir röportaj yapmak istiyoruz. Sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben Hasan Yavuz, 1958 doğumluyum. Camiller adına diyeyim, ilk önce Avusturya'ya gelenlerden birisiyim. Evet, kaç yılında? 1984 yılında. Sizin göreviniz ne? Benim görevim... Babalık. Her konuda görevim var bu dernek adına. Hüseyin Başkanımız işte dernek başkanı olarak seçtik. Kendisi çok başarılı çalışıyor. Biz ona destek veriyoruz. Özellikle de bu kermesi ilk defa yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Bizim caminin nüfusu 3500. Bir belde, belediyelik bir belde. 2500 tanesi orada yaşıyor, 1000 tanesi gurbette yaşıyor. Ha bunun 200 tanesini Avusturya'da yaşayanlardan olarak. 100 taneyi buraya topladık mı? Topladık. Hollanda'sı, Almanya'sı, işte... Bir dahakine inşallah onları da toplarız buraya. Bunun gayesi ne? Bütün bu kermes yaygınlaşması, örneğin dernekler, camiler vesaire. Burada 200 kişi varız ama 50 kişi birbirini tanıyor, 50 kişi tanımıyor. Tanışmak için özellikle. Ya şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir... İşte ben Fikret'in çocuklarını tanımıyorum. Veya gördüysem de unutmuşum. Ha şimdi onları burada tekrar kanından, canından, hareketlerinden tanıyor. Bizim çocuklarımız onları tanıyor, onların çocukları bizi tanıyor. Kaynaşmak için böyle bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Kaynaşmak için bu. Ha diğer konularda işte herkes evindeki hanımlarına el becerileri, hünerleri, işte dönerci çalışan bir gencimiz varsa fedakarlık yaptı, buraya geldi. Döner makinesi buldu. İşte paralı parasız satıyor. Buradan elde edilen gelirle de derne abisi kasasına bir destek. Allah vermesin, yakınımızdan, çevremizden bir tanesine zarar gelir. Maddi ihtiyacı olduğu zaman köydeki insanımız olsun, buradaki ne olsun. Maddi desteğimiz de oluyor. Yapıyoruz. Gayemiz de o zaten. İnşallah gelecek yıl daha kapsamlı, daha büyük, daha organizeli, daha geliştirilmiş bir şekilde. Sizin gibi değerli televizyon programı yapanları tekrar burada aramızda görüp daha davet edip onlara daha güzel bir ortam yaşamak istiyoruz inşallah. Gelecek yine Allah nasip eder ulaşırsak. İşte buradaki dostlarımızın da gezerseniz fikirlerini alırsınız, görüşlerini alırsınız. Tabii tabii. Onlar da aynı benim düşündüklerimde destek amacıyla sizinle konuşacaklar inşallah.
buradaki hanım bacılara sonsuz teşekkür ederiz zaten. En büyük destek onlardan geliyor herhalde. Perdenin arkası mı diyorsun, sahnenin arkası mı? Buradaki kahramanlar zaten onlar şu anda. Biz işte elimizdeki fantayla kolayla yetinmiyor ama onlar 30 derece sıcağı altında bir de ateş almışlar karşılığına. Şimdi 60 derece sıcağına işte lahmacun yapıyorlar, börek yapıyorlar, çörek yapıyorlar. Onlarla da röportaj yaparsanız onlar da memnun olur. Ben size çok teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah aramız olduğunuz müddetçe de aklımıza gelmeyen konularda sizinle beraber görüşeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası. Nereye selam göndermek istersin amcacığım? Ben buradan beni tane herkese selam göndermek isterim. Çok yakında ben bu hafta Türkiye'ye gidiyorum. Bir seçim çalışmamız var. Aynı zamanda ismine mukasis olduğu için söyleyeyim. Beldemizde bir ara seçim var. Belediyelik beldemiz. Orada da belediye başkanı adaylarından birisi de benim amcamın oğlu Necip Yavuz. Ona buradan özellikle selam ve bütün beldemize selam gönderiyorum. Bu hafta da ben bizzat kendim de oraya seçim çalışmasına gideceğim. Karşı taraftaki karşı adayımız da iyi bir çocuk, iyi bir insan. Bir dostluk içerisinde beldemizde bir seçim yaşanıyor, provandası yaşanıyor. İnşallah iyi olan kazansın. 6'ncının 7'sinde iyi olan kazansın diyoruz. Kazanan inşallah millet olacak diyoruz. İnşallah. Sağduyu, samimiyetle, kavgasız, dönüşü zaten söz konusu diğer inşallah. Velev ki olursa dahi onları önlemeye çalışacağız. Onun için Almanya'daki akrabalarımı, Türkiye'deki tanıdıklarımı, beni tanıyan Avusturya'daki bütün hemşerilerime sonsuz minnetle teşekkür ediyorum. İşler nasıl abi? Allah'a şükür ilkini yaptığımız için de biraz normal ama inşallah daha iyi olacak. Gelecek köylerimiz de var daha. Hepsi gelmedi. Şu ana kadar çok güzel gidiyor yani. Peki bu giderken bir beraber bir görüşelim sonra. Yanına geleyim ben senin. İnşallah bakarız yani. Sonra görüşürüz yani. Beni yalnız bırakırlarsa görüşürüz yani. Kasaya yük verirlerse. Peki sana bir soru. Evli misin? Evliyim. Yengeyle nasıl tanıştın? İlkokulda tanışmıştık. Öyle devam etti yani. Yenge şiir falan yazdın mı? Yazdım. Hiç aklında mı birazcık? Mani yazardım yani genelde. Geldin, bize bir mani söyle o zaman yengenden. Yengeye yazdım maniden. Dam üstünde kediler minav miyav dediler. Daha yazacaktım kalemimin ucunu yediler. Öyle yazardım. Başka mani var mı? Vardı ama şimdi aklıma gelmiyor tam. Yengeye buradan bir şey söylemek ister misin? Ya kendisine çok teşekkür ederim. Bana 4 tane çocuk verdiği için ve kendisini çok seviyorum. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok bizlerim.